Paramızın değerini ne hale getirdiler? Lafa gelince de hala diretiyor. Dün akşam yine konuştu. TÜSİAD'a laf ediyor. Oraya buraya. Uyarıyor iş adamı seni ya. Uyarmasın mı? Bu kadar mı alışkın değilsin? Tahammülsüzsün. Seni uyaracak tabii ki. Bakara suresinden arkasına saklanıyor. Bakara suresinin neresinde yazıyor? Sen saraylarda otur, millet ev bulamasın. Bakara suresinin neresinde yazıyor? Sen sarayda müthiş ziyafetler çek, ismini bile söyleyemediğimiz yemekler ye, vatandaş bir kuru ekmeğe muhtaç kalsın. Bakara suresinin neresinde yazıyor? Saraylar, uçan saraylar, yatlar, katlar, hamamlar, her türlü konfor, zevki sefa, koruma orduları. 260 milyon lira korumalara ver. Neresinde yazıyor bunlar? Hiçbir yerinde yazmıyor. İşlerine geldikleri gibi yorumluyorlar. Türkiye'yi ekonomik krize bunlar sokmuştur. İnsanları perişan etmişlerdir. Ondan sonra da Türk lirasını değersizleştirmişlerdir, itibarsızlaştırmışlardır. Ama inşallah bugünlerde geçecek. Hülya Avşar'ın dediği gibi geçmeyecek ama. Hülya Avşar gerekse simit yeriz diyor. Ye simidi görelim. Ne simidi? Havyar yiyorsun sen Hülya Hanım. Hülya Hanım sana ki hayat güzel. Keyfin yerinde Sayın Hülya Avşar. Her türlü imkanın var. Paralar var. Bu açıklamayı yaparak da para kazanmaya devam edeceksin. Vatandaş evsiz kalıyor, ekmeksiz kalıyor, açsız kalıyor. Türkiye'yi getirdikleri hal budur.